Hoş geldiniz. Şimdi sizlere birkaç tane hisse göstereceğim. Biliyorsunuz son günlerde yan tahtalar özellikle çok iyi hareketler yapıyor. Tabi bu işler sırayla. Bir ara BIST 30 çok fena uçmuştu. Yan tahtalar dinlenişe geçmişti. Şimdi yan tahtalarda iyi hareketler var. Ama tabi bu bir rally ve BIST 30'da yükselmeye devam edecek hisseler var. BIST 30'da da güzel hisseler var. Kârlılığı iyi, FK'ları uygun. BIST 30'da da yükselmeye devam edecek hisseler var. Ama tabi yan tahtalar çok farklı bir alem. Neden? Çünkü çok sert hareketler oluyor, tavan seriler oluyor. Lotu çok hisseler ettiği karlar kadar, yaptığı yatırımlar kadar gidiyor. Ama lotu az hisselerde çok sert hareketler görebiliyoruz. Lotu az ise ettiği kar kadar, yaptığı yatırım kadar kesin gider. Yani tahtası küçük olduğu için zaten mutlaka biri alır, götürür. O yüzden lotu az hisselerde ucuz ise keşfederseniz, yatırımı da iyiyse, FK'sı da uygunsa düşünmek ve değerlendirmek mantıklı olabilir. Şu anda yan tahtalar dediğim gibi iyi gidiyor endekste ve kanalda da birçok hissemiz inanılmaz süper performans sergiliyor. Ve soranlar oluyor, artık satalım mı? İşte çok yükseldi, artık satalım mı? Şimdi videolardaki verdiğim hedefler var. PDDD hedefi, piyasa değeri bölü defter değeri hedefi veyahut da fiyat hedefi veyahut da kaç kat gitme hedefi. O videolara geri dönüp bakmanızı tavsiye ederim ne kadar hedef vermişim. O hedefe gelene kadar sıfırlamanızı tavsiye etmem. Yükseldikçe tabii ki isteyen satışlar yapabilir. Ama o hedefe gelene kadar sıfırlamayın. Yoksa malınızı ucuza kaptırmış olursunuz. Hisse değişimi yapalım mı? Olabilir. Ben de yapıyorum bunu. Yükselen hisselerde pozisyon azaltıp diplerde yeni hisse almak istersem yeni hisselere geçiş yapabiliyorum. Tabii ki hedefe gelmeyen hisseyi sıfırlamıyorum ama yükseldikçe kâr satışları yapabiliyorum. Çünkü yeni hisse alabilmek için de para lazım. Para da nereden gelecek? Bazı hisseleri satacaksın ki para gelsin. O yüzden hedefe gelmeyen hisseyi sıfırlamıyorum ama çok sert bir atak geldiyse kâr realizasyonu mantıklı olur. Birkaç tane hisse göstereceğim. Tek bir hisse göstermeyeceğim. Çünkü tek bir hisse söyleyince, tek bir hisse gösterince birden yükleniyorsunuz. Hisse ertesi gün artı 5 açıyor. Bu sefer kimse dipten alamıyor. Bu yüzden alım fırsatı verebilmesi için birkaç tane hisse söyleyeceğim. Bu yüzden bugün 3-4 tane hisse göstereceğim. Hisseler yüksekten açmasın. Alabilen, değerlendirmek isteyen, yatırım tavsiyesi olmadan kendi düşünceleriyle kendi seçimi olur. Bugün bir tweet atmıştım. Genç Borsacı Twitter hesabından Genç Borsacı YT'de. Demiştim ki bir tane Poyip'ten bir hisse aldım demiştim. Emir onaylanınca Poyip'tekini yazarım demiştim Twitter'dan. Sonra bana ilhamlar geldi. Bir sürü bir anda yeni hisse böyle. Yani nasıl anlatayım? Bazı hisselerin bir anda potansiyelli olduğunu keşfettim. Dikkatimi çekti vesaire. O yüzden birkaç tane hisse olunca hisseler birikince video yapayım dedim. Şimdi Poyip'teki hangi hisse? Bunu doğru tahmin edenler oldu. Murat abi Poyip ne kardeş? Pop müzik mi demiş? Buradan kendisine sevgilerimi yolluyorum. Poyip nedir? Tabii ki günde birkaç defa işlem gören loto az hisseler oluyor genelde Poyip. Sumaş kesin diye düşünüyorum demiş birisi. Poyip'teki Tuborg, İşbir ya da Sumaş demiş. Kimler tahmin etmiş? Osman isimli kişi. Matt Fider 67 ve Fenerbahçe isimli kişi. Doğru tahmin yaptılar. Sumaş neden Sumaş? Çünkü hem çok uzun zamandır dinlendi bir. İkincisi FK'sı uygun. Şu anda 7.90 FK. İkincisi güzel bir kap haberi var. Şirketimiz palet üretim kapasitesini arttırmak amacıyla palet üretim hattı almaya karar vermiştir. Ne zamanki haber? 10. ayın 7'si. Yani 4 gün önceki kap haberi. 295 bin dolar. Ne kadar yapıyor bu? Yaklaşık 5.6 milyon yapıyor. Peki firmanın öz sermayesi ne kadar? 110 milyon. Aslında çok da büyük bir yatırım değil aslında. Ama borsada hayaller satıldığı için iyi bir etkisi olabilir ve zaten lotu az, FK'sı uygun, epey dinlenmiş. Son bilançolarına bakan Poyip'teki hisseler halk yatırımda çıkmıyor. Fintables'tan bakabiliriz. Fiyatı 80 lirayken 8 FK'ymış. Şu anki fiyatı 79 lira. Yine aynı FK'dır. Değil mi? 7.9 FK şu anda. Son bilançolarına bakalım. Net kar çeyreklikte güzel artışlar var. FAVÖK'te güzel artışlar var. 110 milyon öz kaynağı var. 6 ayda 33 milyon kar ettiyse bir yılda 60 milyon diyelim. Yani yaklaşık %50'lik öz sermaye karlılığı var. PDD'si 4,5. Tahta büyüklüğüne baktığımızda ise bir lotu 79 TL. Fiili dolaşımda 1,4 milyon
1 milyon 400 bin lotu var. Bunları çarptığımda 110 milyon yapıyor yaklaşık tahtası. Yani 110 milyonluk bir tahta, küçük tahta diyebiliriz. FK'sı uygun. Epey dinlenmiş. Şuradan buraya ne kadar oluyor? 656 gün. Yani yaklaşık 2 yıldır aynı fiyatta olan bir hisse. Artık epey ucuzladı. Ha tabii ki çok ucuz diyebilir miyim? Mesela 7.9 FK aşırı ucuz diyemem. Bu yüzden nasıl bir strateji izlenebilir? Biraz alırsın. Gitmezse bir bilançodan sonra bir daha. Her bilançodan sonra alımlarını yapabilirsin. Bugün aldım, gitmedi. Bir hafta sonra tekrar alayım mı? Bir hafta çok erken bir süre. O yüzden bence bir bilanço şeklinde araya bilançoları sokmak bence mantıklı. Bilançolar iyi gittiği sürece her bilançodan sonra alımlar yapılabilir. 7.9 FK dediğim gibi çok ucuz bir hisse diyemem ama pahalı da değil bence. Yatırım yapılabilir. Normalde 10 FK'dır hisselerin ederi. Bu da 8 FK, bir tık ucuz da diyebiliriz. Lotus öz sermaye karlılığı iyi. Daha önceden çok sert hareketler yapabiliyor bu tarz hisseler. Daha önceden de para kazandıran bir hisseydi. Sanırım şuralarda mıydı analizini yaptığımda bu hissenin? Artık epey dinlenmiş. Sonra çok sert yükseldi. Sonra epey bir dinleniş sürecine girdi. 2 yıl olmuş dinleneli. Artık dikkatimi çekmeye başlıyor bu hisse. Portföyde ne kadar olabilir? Şimdi bakın, bu YouTube kanalı anlık bir portföy oluşturabileceğiniz bir kanal değil. Yani ben burada beğendiğim hisseleri tanıtıyorum. Portföyde şu kadar olabilir diyorum, bu kadar olabilir diyorum. Kimi hisseler atak yapıyor, isteyen onlar da pozisyon azaltabilir. Kimi hisseler dipte oluyor. Yani tabii bizim esas mantık biraz da dipte al, fiyatı uygunsa al, yatırımları iyiyse değerlendir şeklinde. Ve bu kanal yani bölüm bölüm, mesela nasıl bir dizinin 10 bölümü oluyor değil mi? Bir sezonda 10 bölüm oluyor. Bu kanalda öyle düşünün. Bir videoyla portföy oluşmaz. O yüzden ya bu kanalı düzgün bir şekilde takip etmeniz lazım. Beğendiğim hisseleri dipteyken videosunu yapıyorum. Ve diyorum ki işte şu kadarlık alım yapılabilir, bu kadarlık alım yapılabilir. O alımları yaptıkça zaten dipte hisseyi topladıkça yavaş yavaş portföy oluşuyor. İşte ama ben bugün borsaya girdim, bir günde tüm portföyü oluşturacağım. Bu bence çok da mantıklı değil. Çünkü sabredemezsin bir kere. Hisseyi dipte almazsan sabretmen zor olur. O yüzden fiyatı uygun, karlılığı iyi hisseleri dipteyken almanızı tavsiye ederim. Evet, Sumaş'ı beğendiğimi söyleyeyim. Ne kadarlık alınabilir Sumaş? %1, %2 bence uygun. Dediğim gibi bilançodan sonra gitmezse biraz da her bilançodan sonra alım yapabilirsiniz. Bu bilanço diyelim şimdi aldığın %2'lik. Bilanço geldi, gitmedi. Bir %2 daha. 3 ay geçti, yine gitmedi. Bir %2 daha. Böyle bir strateji izlenebilir bilançolar iyi gittiği sürece. Kimisi bazen işte çok hisse var diyor. Bunları takip etmek zor olur diyor. Bence zor olmuyor. Çünkü 2-3 kat hedefin varsa bir hisse nasıl 2 katına çıkar? En az 10 günde değil mi? 5 günde, 10 günde neyse artık. O zaman 5 günde, 10 günde bir defa baksan yeterli. Hafta sonu 20 tane mi hisse var? Hepsinin fiyatına bak bir kere. Haftada bir gün bakabilirsin fiyata. Bence çok da zor bir şey değil ki. Bence mantıksal olan da doğru olan bu. Çünkü lotu az hisseler de spekülatif hareketler oluyor. Sen lotu az fiyatı uygun hisselerin hepsine bölersen parayı, o zaman tahtacı kesinlikle alacaksın demektir. Çünkü lotu az hisselerde spekülasyon oluyor. 10 kat, 20 kat giden hisseler oluyor. Sen tüm lotu az, karlılığı iyi, FK'sı uygun, tüm lotu az hisselere alış yaptıysan demek ki mutlaka ve mutlaka spekülatif bir şekilde 5 kat, 10 kat veya daha fazlası yükselen hisseleri yakalayacaksın demektir. Ve eğlenceli oluyor. Yani bakıyorsun her gün birkaç tane hisse tavan yapıyor. Bu da eğlenceli. O yüzden benim stratejim bu şekilde. Ha, isteyen ben 5 tane hisse istiyorum. O zaman seçebilirsin 5 tane hisseden. Borsada 500 tane hisse var. Ve bu 500 tane hissenin 20 tanesi, 30 tanesi uygun hisseler. Bu 20-30 hisseden 5 tanesini seçebilirsin. Tabii bazı hisseler kaçırılmayacak fırsat derecesinde, aşırı derecede ucuz oluyor. Onlar kesin olsun bir kere portföyde. Ki bu tarz kaçırılmayacak fırsat dediğim hisseleri kanalda söylüyorum. Bakın, bu kaçırılmayacak fırsat, işte %10 alım yapılabilir diyorum. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ha mesela Sumaş kaçırılmayacak fırsat mı? Kaçırılmayacak fırsat değil ama fiyatı da uygun, toplanmaya başlanabilir. Pergamon'a baktığımızda bu da epey dinlenmiş. Bu da yaklaşık 2 yıldır aynı fiyatta. FK'sı da artık epey uygun oldu. %69 öz sermaye karlılığı var. PDD'si 4.60, FK'sı 7.60. Temettü veren bir firma.
Yıllık yaptığı karın %68'ini temettü dağıtıyor. Halka açıklığı kadar temettü dağıtıyor. Bu yüzden düzgün bir yönetim olduğunu söyleyebilirim. Karlılığı da iyi. Bakın son bilançolarda 7 milyon, 8 milyon, 7 milyon. Şimdi yine bir bilanço gelecek. 10 milyon bilanço gelse iyi bir bilanço olur. Çünkü geçen yıl aynı döneminde 3 milyon kar etmiş. Şimdi 10 milyon kar açıklarsa iyi bir karlılık olur. Öz sermaye karlılığını arttırır. 2 yıldır da dinlenmiş ise bence uygun. Halka açık piyasa değeri 139 milyon. Küçük de bir tahta. Yani Atak yaptı mı 37'ye çıkar. Orası tarih zirvesi 37. Şöyle bir 36 garanti. Yükseliş trendi başladığında. Portföyde ne kadar olabilir? %5 olabilir Pergamon. Çünkü hem FK'sı uygun, karlı iyi, temettü veriyor. Grafiği iyi. O yüzden lotu az. Yani bir patladı mı 35 garanti diyorum. Ha 27'den 35'e çok da bir fark yok açıkçası. O zaman 37'yi de geçer 50'ye gidebilir. Ama 37 bence garanti. Ne kadar zaman içinde? 3 ayda da olabilir, 2 haftada da olabilir bilemeyiz. Loto hissesi her an patlamaya hazır bomba gibi. Atlas diye bir hisse. Bunu ilk kez kanalda söylüyorum. 3.45 FK. Çok ucuz. PDD'si 0.83. Ucuz bir hisse. Halka açık piyasa değeri 85 milyoncuk. En küçük tahtalardan biri borsadaki. PDD 0.83 iskontolu. Son bilançoları da iyi gelmiş. Bakın normalde 1 milyon bile zor kar açıklıyorken 12 milyon, 5 milyon, 6 milyon yine bir 5-10 milyon kar açıklasa geçen yıl aynı dönemine göre karlılığını arttırmış olacak. Öz sermaye karlılığı artmış olacak. Halka açıklığı yüksek. Halka açıklığı yüksek. O yüzden de hisse biraz bu yüzden ucuz aslında. Ama bakın hissenin geçmişte 1.5 PDD'ye çıktı olmuş. FK olarak 20 FK'ya çıktı olmuş. 15 FK'ya çıktı olmuş. Şu anda 3 FK, PDD 0.8. O zaman yükseliş trendi başladığında yine 1.5 PDD'ye görebilir. Tabii şimdi karlılığı daha da arttı. O FK'yı yakalaması için 2 PDD bile olabilir zirvesi. Çünkü loto zaten toplandı mı gider. Artık bu hisselerde çok kafa yormayın. Toplandıysa gider bu kadar. Daha da ayrıntısı yok bu işin. Toplandı mı? Toplanmadı. O zaman daha gitmez. Bekletecek. Toplandı mı? Toplandı. O zaman yükselecek. Bu kadar. Yani işte yok karlılığı şöyleymiş. Halka açıklığı şöyle böyle. Bunlar çok da önemli değil. Toplandı mı gidecek. Bu kesin kural bu. Bir numaralı madde. Bu şartı değerlendirdikten sonra gerisi değerlendirilebilir. Grafiğine de baktığımızda bence grafiği süper. 1.12'den 1.40'a yükselmiş. Aslında çok da yükselmemiş. Rallileri epey kaçırmış. 50 günlük fiyat ortalamasına değiyor şu anda. Bir patladı mı 2.18 fiyatı, 2.15, 2.20 bu fiyatlar bence garanti. Çünkü çok rally kaçırmış ve bilançoları da iyi. O yüzden bu hissenin de yükselebileceğini düşünüyorum. Halka açıklığı yüksek de olsa yükselebileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bakın şurada 50 kuruştan 2.5 liraya giderken de burada halka açıklığı yüksekti. Halka açıklığı yüksekken geçmişte gidebildiyse şimdi de gidebilir. O yüzden önemli olan para kazanmak. Borsada para kazandıracaksa, bir hisse yükselecekse gerisi çok da önemli değil. Burada hepimiz para kazanmak için buradayız. Hangisi para kazandıracaksa onu düşünmek lazım. Borsa böyle bir yer. Evet, Vespe'den bahsedeceğim. Vespe'nin lotu az değil açıkçası ama yine de bunu araya kaynaştırmak istedim. Bugünkü attığım tweette de Vespe ve Ford'u aldım demiştim. Ford, sabah Ford aldım. Akşama hemen süper bir kap geldi. Bakalım yarın nasıl bir hareket yapacak. Ben Ford'u uzun vade niyetiyle aldım. Yani bir 2 yıl tutmayı düşünüyorum açıkçası. Neden? Çünkü yatırımlar var ortada. Kapasite artışı Romanya'daki firmanın, fabrikanın karlılığa etki edecek zaten bu bilançolarda artık. Batarya yatırımı, yeni fabrika, çalışan kişi sayısı çok artacak. Bir bakalım o yatırımlar tamamlansın. Bir kar patlamasını görelim. Bilanço bir gelsin. Sonra bakalım ha bu 3 ayda bu kadar kar etti. Yıllık düşünelim. Bir yılda ne kadar kar edecek? Hisseyi değerleyelim. Daha ortada kar yok, bir şey yok. Yani hisseye eder biçmek zor. Şu anda uygun. Ford şu anda toplanmaya uygun. Şu anda fiyatı ucuz. Kar patlamaları geldikçe hissede çok 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 sert hareketler olabilir. Ford 1-2 yıl sonra artık siz deyin 1000 TL, ben diyeyim 2000 TL. Oralara gitme potansiyeli var. Çünkü öz sermaye karlılığı zaten %100. Her yıl çarpı 2 zaten yapıyor. Bir de yatırımların fiyatlanma işi var. O yatırımlar fiyatlanmaya kalkarsa çok sert ataklar olur. Ford artık benim portföyümdeki en çok olan hisselerden bir. Hatta en çok hissede olabilir portföyümdeki.
Vestel beyaz aldığımı söylemişim. Vespe ne kadar olabilir? Portföyde %5 olabilir. İsteyen %10 da yapabilir. Para çoksa, alacak hisse arıyorsa %10 da olabilir. Neden? Çünkü temettü veren bir firma ve hikaye de var. Bu Vespe'nin yatırımlarını incelerken eski videolarda vardı, 1-2 yıl önceki. 2023'e kadar mıydı kapasite %50 artacaktı? Öyle bir hikaye vardı Vespe'de. Kapasite artış hikayesi de var. Yatırım var yani. Ve Vespe çok dinlenmiş bir hisse. Bu da değil mi, 1-2 yıldır dinleniyor bu da. Bakın şuradan yaptığımızda yaklaşık 9 aydır dinleniyor bu da. FK'sı uygun. 7.80 FK. Temettü verimi iyi. %42 öz sermaye karlılığı var. PDD'si 2.79. Bence hisse ucuz, dinlenmiş. Bence değerlendirmek lazım Vespe'yi. Kapasite artışı mevzusu da var. Hikaye de var yani. Hem ucuz hem temettü veriyor. Hem hisse dinlenmiş. Bence Vespe'yi değerlendirin derim. %5 olabilir. İsteyen %10'da alabilir. Tabi bilançolar da yaklaşıyor bu arada değil mi? 2-3 hafta sonra artık epey bilançoların çoğu belki de gelmiş olacak. 3 haftada çok uzun bir süre, hele borsanın tadını alınca artık birçok hisse böyle tavan gidince insan bir gün bile hissesiz kalmakta zorlanıyor bu işin tadını alınca. O yüzden bilançolar gelsin de öylesi bakarız diyenler bazı hisseler için geç kalmış olabilir. Şimdi bir hisse daha göstereceğim. Garanti Factoring. Bu hisse benim kanalımda daha önce analiz edilmiş bir hisseydi. Hatta hisse fiyatı da şuralardaydı. O zaman demiştim ki, da video başlığı şu: Loto Az öyle bir hisse keşfettim ki 100 TL'ye kadar yolu var. Çok iddialı bir başlıktı. Hisse 1-2 gün gitmedi. 1 gün 2 gün durdu. Sonra bir patladı, tak tak tak, bir haftada hemen x2 yaptı. Sonra aradan 1-2 hafta yine dinlendi. Bir daha tak yaptı. Ve 8 lirayken söylediğim hisse 19 lira olmuş çok kısa bir süre içinde. Sonradan yine biraz dinlenişe geçmiş. Tabi bazıları yorumlar yapıyor. İşte diyor ki, hani Garfa 100 lira olacaktı. Bir kere ben Garfa 100 lira olacak demedim. Dedim ki 100 liraya kadar yolu var dedim. Yolu var ne demek? Yükseliş trendi başladı mı? Olabilir demek. Çünkü lotu az. Ve ben işte hemen yarın 100 lira olacak diye bir şey de demedim. Karlılığı iyi bir şekilde gidiyor. 8 liradan 19 lira olmuş 1-2 ay içinde. Dolar bazından oldu. O zaman dolar zaten 17-18 mi ne olmuştu. Yani buradan Garfa buradan buraya giderken dolar yükselmedi. Dolayısıyla dolar bazında da kazandırdı. O yüzden şu, lütfen yorumlara işte hani Garfa 100 lira olacaktı falan yazanlar mantıklı bir şey yapmıyor. Evet, baktığımızda bu da yaklaşık, bu da 2 yıldır aynı fiyatta. Ben söyledim de bu tepeden düştüğü için, fiyatı uygun olduğu için, bilançoları iyi olduğu için şuradayken tam dip noktasında söylemiştim. Atak yaptı, şu an dinlenişe geçmiş. Şu anda da fiyatın uygun olduğunu düşünüyorum Garanti Factoring'in. Neden? Çünkü bilançoları iyi. Bakalım bir. %53 öz sermaye karı var. 6.5 FK'sı var. PDD'si 2.74. Bu karlılığa göre ucuz kalıyor. Halka açık piyasa değeri 105 milyon. Yani küçük bir iddia diyebiliriz. Bakın son bilançoları gerçekten çok iyi. 2 yıldır süper bilançolar atıyor. Ve karlılığını düzenli bir şekilde arttırıyor. Yani Şeker Finansal çok iyi gitti son zamanlarda biliyorsunuz. Garanti Factoring neden gitmesin? Garfa'nın da uygun olduğunu düşünüyorum. Garfa ne kadar olabilir portföyde? Yine %2, %5 isteğe göre olabilir. Artık portföydeki boşluğunuza göre maldaysan az alabilirsin. Boştaysan alımlar yapılabilir. Ne zamana kadar tutulabilir? Bakın tabii ben bu hisseleri söylüyorum ama şu andaki bilançolar iyi olduğu için söylüyorum. Yeni bilanço gelir, kötü bir bilanço gelir. Bu benim elimde olan bir şey değil. Firmayı ben yönetmiyorum. O yüzden beklenmedik bilançolar olursa, zarar açıklar, bir şey olur, beklenen kötü bir bilanço gelir, o zaman hisse değişimi yapabilirsin. Sonuçta bir hisseyi aldıysan onu tutmak zorunda değilsin. Bilançolar iyi geldiği sürece, hisse ucuz olduğu sürece tutmaya devam edilebilir. Aksi durumlarda da senaryo değişikliği yapılabilir. Şu anda Garanti Factoring uygun. Bu da bir patladı mı x2 yapar bilanço ederine göre. Ha, spekülatif bir hareket olursa mal toplanmıştır, götürülür, o zaman tabii ki çok daha yüksek hedefler olur. Bilançolara göre x2 potansiyeli var. Şu anki fiyatı 16 lira. Lotu az, tahtası küçük bir hisse. Videolarımdan istifade edenler bu kanalın devam edebilmesi için katıl butonundan destek olabilir. Telefonda çıkmadıysa bilgisayardan girdiğinizde çıkar. İzlediğiniz için sağ olun.